Başarısız darbe girişimine sahne olan Venezuela'da tansiyon yüksek. Her iki taraf da 1 Mayıs'ta destekçilerini sokağa çağırdı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro darbe girişimi sonrası ilk kez konuştu. Darbecileri mağlup ettik dedi. Komutanların kendisine sadakatinin tam olduğunu belirtti. Maduro, muhalif lider Juan Guaidó ve destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ne yüklendi. Tanrım, Amerika'daki bu erkekler daha ne kadar ileri gitmek istiyor? Kendini devlet başkanı ilan eden darbe sponsoru Guaidó ortaya çıktı. Bir videoyla binlerce insanı seferberliğe çağırdı. Darbeyi desteklemelerini istedi. Böyle bir şey demokratik ülkelerde asla görülmemiştir. Darbe girişimi başarıya ulaşamayan Guaidó vazgeçmiş değil. Ordunun kendisine destek verdiğini öne sürerek 1 Mayıs'ta halkı yeniden sokağa çağırdı. Maduro silahlı kuvvetlerin ne desteğine ne de saygısına sahip. Halk da arkasında değil. Venezuela'yı ileri götürme şansına sahibiz. Özgürlük operasyonunun son aşaması başladı. İktidar gaspını sona erdirebiliriz. 1 Mayıs'ta herkes sokağa çıksın. Venezuela ordusundan bazı askerler Guaidó'nun safına geçti. Başkent Caracas'taki hava üssünün önünde eyleme katıldılar. Hepsinin yüzünde mavi bantlar vardı. Venezuela hükümeti taraf değiştiren askerlerin çoğunun kandırılmış olduğunu ve para aldığını savunuyor. Ama o askerler bu iddiayı yalanlıyor. Bu bizim kendi kararımız. Kimse bize para vermedi. Dünkü protestolarda muhalifler ve askerler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Eylemciler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Askerler göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle karşılık verdi. Taş atan muhaliflerin üzerine zırhlı askeri araçlar sürüldü. Bazı eylemciler yaralandı.